Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıfın 7. ünitesi için yayınlanan yeni nesil beceri temelli soruları birlikte çözeceğiz. Ben soruları okumadan önce birkaç saniye sizin okumanız için bekleyeceğim. Ama bu süre size yeterli gelmezse lütfen videoyu durdurup soruyu öyle okuyun. Daha sonra sorunun çözümünü birlikte yapacağız. Ben size nasıl çözeceğinize dair ipuçları vereceğim ve ardından bu soruyla ilgili karşınıza çıkabilecek bilmeniz gereken önemli kelimeleri köşede not olarak bırakacağım. Unutmayın ki 6. ve 7. sınıfta ne kadar çok kelime ezberler, ne kadar çok kelime bilirseniz 8. sınıfta lise giriş sınavlarında o kadar az zorlanır ve daha başarılı olursunuz. Haydi soruları çözmeye başlayalım. Birinci soruyu okuyorum. Sally and her family went on holiday both in winter and summer last year. And here are the activities they did. Sally ve ailesi geçen yazın hem kış tatiline hem de yaz tatiline gittiler. Onların yaptıkları aktiviteler şu şekildedir. Aşağıdaki aktiviteleri incelediğimizde winter holiday kış tatili, summer holiday ise yaz tatili demektir. Kışın yaptıkları aktivitelere bakıyoruz. Skiing, kayak yapmak, playing snowball, kartop oynamak. Yazın yaptıkları aktivite ise sailing, yelken sporu, swimming, yüzme sporu. Hem yazın hem kışın yaptıkları bir aktivite var. Visiting relatives, akrabaları ziyaret etmek. Relatives akraba demektir. Geçen sene LGS sınavında bu kelime çıkmıştır. Aşağıdaki soruyu okuduğumuzda Which of the following is not suitable for the speech bubble? Verilen konuşma balonlarına göre hangisi uygun değildir? Not suitable, uygun olmayan demektir. Yaptıkları aktiviteye uygun olmayan şıkkı bulacağız. A şıkkını okuyorum. I and my family went to seaside last summer. Ben ve ailem deniz kenarına gittik geçen yazın. Deniz kenarına gitmişlerdir çünkü yazın yaptıkları aktivitede yelken sporu ve yüzme sporu vardır. B şıkkı. We didn't see any famous places on my holidays. Tatilde hiç ünlü yerler görmedik. Bu da uygundur, doğrudur çünkü tatilde hiç ünlü yerleri ziyarete gitmemişler. C şıkkı: We had a big breakfast with my grandparents. Büyük anne ve babamızla büyük güzel bir kahvaltı yaptık. Bu da doğrudur çünkü visiting relatives yani akraba ziyaretlerini yapmışlardır. D şıkkını okuyorum. It didn't snow and it wasn't cold last winter. Geçen kışın kar yağmadı ve soğuk değildi. Bu yanlış bir cümledir. Çünkü hem kayak yapmış hem de kar topu oynamışlardır. Bu kar yağdığını ve soğuk olduğunu gösterir. Bu yüzden uygun olmayan şık D şıkkıdır. Bu soruda bilmeniz gereken önemli kelimeleri yan tarafta bırakıyorum. Videoyu durdurarak not alabilir ya da tekrar edebilirsiniz. İkinci soruyu okuyorum. Mike ve Merlin konuşuyor. Hi Merlin, what's going on? Merhaba Merlin, nasıl gidiyor? Merlin cevap veriyor. Hi, I am doing well. Merhaba, iyiyim. I was on holiday with my family. Ailemle tatildeydim. Mike bir şey soruyor ardından Merlin cevap veriyor. We went to my grandparents' village. Büyük annem ve babamın köyüne gittim. They have a big house there. Onların orada kocaman bir evi var. Mike bir şey sorduktan sonra Merlin tekrar cevap veriyor. It was fantastic. O harikaydı. Everything was fresh and organic. Her şey taze ve organikti. Ardından Mike bir soru yine soruyor ve Merlin cevap veriyor. Six days. Altı gün. It was interesting experience for all of us. Bizim hepimiz için çok ilginç bir tecrübeydi. Verilen soruyu okuyorum. Which of the following did not Mike ask Merlin? Dikkat etmeniz gereken yine nat kelimesidir. Olumsuzluk bildiren bir kelimedir. Hangisini Mike Merlin'e sormamıştır? Bu tarz sorular 8. sınıf LGS sınavında da ve denemelerde de çokça karşınıza çıkacaktır. Bu soruları çözerken verilen cevaplara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Verilen cevaplara göre aslında doğru şıkkı buluyorsunuz. A şıkkını okuyorum. Where did you go? Sen nereye gittin? Where nerede anlamına gelir. Yani bir yer bildirmesi gerekiyor. Birinci boşluktan sonraki cümlede village, köy dediği için gittiği yeri belirtmiştir. Bu yüzden birinci boşluğa gelecek olan A şıkkıdır. İkinci boşluktan sonra it was fantastic. Fantastik denilen yani nasıl geçtiğini belirten bir sıfat kullandığına göre bu boşlukta da gelmesi gereken B şıkkıdır. How was your holiday? Senin tatilin nasıldı? O harikaydı. Ardından üçüncü sorudan sonraki cümlede six days. Yani 6 gün diyor ve bize bir sayı bildiriyor. Bu yüzden bu boşluğa gelecek şık. How many days did you stay there? Sen orada kaç gün kaldın? How many? Kaç anlamına gelir ve bir tane sayı bildirmemiz gerekir. Geriye kalan şık ise C şıkkıdır. What activities did you do there? Hangi aktiviteleri yaptınız orada? Bize herhangi bir aktivite vermiyor. Yüzme, kayak yapmak gibi herhangi bir aktivite vermediği için uygun olmayan soru C şıkkıdır. Önemli kelimeler ise şunlardır. Aşağıdaki paragrafı okuyup soruları cevaplayınız. Hi, I am Peter. Merhaba, benim adım Peter. I am from England. Ben İngiltereliyim. I went to Turkey with my family for holiday last summer. Geçen yaz tatilinde ailemle tatil için Türkiye'ye gittim. We rode hot air balloon and saw fairy chimneys. Sıcak hava balonuna bindik, ayrıca peri bacalarını gördük. Looking from the sky was fantastic gökyüzünden bakmak harikaydı. Then, daha sonra, we went to seaside. Biz deniz kenarına gittik. I swam in the sea. Ben denizde yüzdüm. And play volleyball on the beach with my friends. Kumsalda arkadaşlarımla voleybol oynadım. Finally, son olarak, I and my brother went rafting on the Manavgat waterfall. Manavgat şelalesinde ben ve erkek kardeşim rafting yapmaya gittik. It was really tearing. O heyecan vericiydi. I think, bence. I had an amazing experiences in Turkey. Ben Türkiye'de harika bir tecrübe, harika bir deneyim geçirdim. I want to visit Turkey again. Ben Türkiye'yi tekrar ziyaret etmek isterim. Which of the following activities did not Peter do? Hangi aktiviteyi yapmamıştır? Dikkat etmeniz gereken yine not kelimesidir. Olumsuzluk bildirir. Peter hangi aktiviteyi yapmamıştır? Paragraf incelediğimizde hot air balloons yani sıcak hava balonuna binmiştir. Ardından volleyball on the beach yani kumsalda voleybol oynamıştır. Daha sonra erkek kardeşiyle ise rafting yapmıştır. Bu yüzden geriye kalan şık D şıkkı sailing yelken sporu ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir. Bilmeniz gereken kelimeler yan taraftadır. Aynı paragrafın ikinci sorusunu çözelim. Öncelikle paragrafı kısa bir şekilde hatırlayalım. Peter adındaki İngiltereli bilisi geçen yaz tatilinde ailesiyle birlikte Türkiye'yi ziyarete geliyor. Sıcak hava balonuna bindikten sonra peribacalarını görüyor. Gökyüzünde geçirdiği bu aktivitenin harika olduğunu belirtiyor. Ardından deniz kenarına gittiğini, yüzdüğünü ve arkadaşlarıyla kumsalda voleybol oynadığını söylüyor. Son olarak erkek kardeşiyle birlikte Malavgat'ta rafting yapıyor. Bu tecrübenin heyecan verici olduğunu söylüyor ve Türkiye'de yaşadığı tecrübeden çok memnun kaldığı için Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini belirtiyor. Soru okuyorum. According to the text, according to the text, verilen paragrafa göre Peter hakkında hangisi doğrudur? Şıklar okuyalım. Had a boring summer vacation. Sıkıcı bir yaz tatili geçirmiştir. Bu şık doğru değildir çünkü paragrafta Tearing, heyecan verici ve amazing, harika diye kelimeler kullanıp bu tecrübelerin, yaptığı tatilin çok güzel olduğunu belirtiyor. B şıkkını okuyorum. Loved this experience in Turkey. Türkiye'deki bu tecrübeyi çok beğendiğini söylüyor. Experience, tecrübe demektir. Amazing experience, harika tecrübe demektir. Bu yüzden Türkiye'de geçirdiği tecrübeyi beğeniyor. Bu şık doğrudur. C şıkkı. When swimming in the waterfall. Şelalede yüzmeye gidiyor. Paragrafa baktığımızda in the sea denizde yüzdüğü için bu şık da yanlıştır. D şıkkında played volleyball with his mother. Annesiyle birlikte voleybol oynadığını söylüyor ama paragrafta my friends arkadaşlarımla oynadım dediği için bu şık da yanlıştır. Bu yüzden doğru olan şık B şıkkıdır. Türkiye'deki tecrübesinden memnun kalıyor. Bilmeniz gereken kelimeler yan taraftadır. Şimdi soruyu çözelim. Harry ve Deniz konuşuyor. Harry bir şey sorduktan sonra Deniz, We went to Church's bakery with Dave and Susan. Dave ve Susan'la birlikte Curry adındaki birinin fırınına gittik. Daha sonra Harry bir şey soruyor. Ardından Deniz cevap veriyor. To taste their favorite pumpkin pie. En sevdikleri balkabağı turtasını tatmak için. Ardından Harry bir şey soruyor ve Deniz cevap veriyor. Yes. But we waited for 20 minutes to find a table. Evet, ama masa bulmak için 20 dakika boyunca bekledik. Şimdi soru okuyorum. Which of the following does not complete the conversations? Buradaki not kelimesine dikkat etmeniz gerekiyor. Not complete hangisiyle tamamlanamaz. Yani verilen 3 tane soruyu bulacağız. Ardından sorulmayan soru hangisiyse doğru cevap olacak. A şıkkı why. Neden, ne için anlamına gelir? B şıkkı did you eat it? Sen onu yedin mi? C şıkkı, how much did you pay? Sen ne kadar ödedin? D şıkkı, where were you yesterday? Sen dün neredeydin? Yukarıdaki paragrafı incelediğimizde, birinci boşluktan sonra Curry's Bakery. Curry'nin fırını dediği için bize yer belirtiyor. Bu yüzden bu boşluğun cevabı D şıkkıdır. İkinci boşluktan sonraki cümleyi incelediğimizde to kelimesi için anlamına gelir. Favori balkabağı turtasını tatmak için dediği için bize bir sebep bildiriyor. Bu yüzden bunun cevabı A şıkkıdır. Vay! Neden? Ne için gittiniz? Bunu tatmak için gittik. Üçüncü boşluktan sonraki cümlede ise We waited for 20 minutes to find a table. Masa bulmak için 20 dakika bekledik. Bu bir evet hayır sorusudur. O yüzden bunun cevabı B şıkkıdır. Çünkü did ile sorulan sorulara evet ya da hayır ile cevap verilir. Anlam olarak baktığınızda Yediniz mi? Evet ama boş masa bulmak için 20 dakika bekledik. Anlam olarak da uyuyor. Bu yüzden geriye kalan şık How much did you pay? C şıkkıdır. Siz ne kadar ödediniz? Herhangi bir para, herhangi bir fiyat, ücret vermediği için doğru cevap yani sorulmayan, uygun olmayan cevap C şıkkıdır. Bilmeniz gereken kelimeler yan taraftadır. Altıncı soru. Paragrafı okuyorum. Robert is a hardworking university student. Robert, çalışkan bir üniversite öğrencisidir. He likes going skiing with his friends. Arkadaşlarıyla kayağa gitmeyi seviyor. They have fun a lot of together. Birlikte çok fazla eğleniyorlar. In summer, he usually goes hiking. Yazın genelde doğa yürüyüşüne gider. But skiing is his favorite activity. Ama onun favori yani en çok sevdiği aktivitesi kayak yapmaktır. According to the text. Paragrafa göre Robert ile ilgili olan şık doğrudur. A şıkkını okuyorum. Things going on a holiday in winter is more enjoyable. Kışın tatile gitmek daha eğlencelidir. Paragrafa baktığımızda arkadaşlarıyla kayağa gidiyor. Yani kışın bir aktivite yapıyor ve daha sonra have fun. Çok eğlendiklerini söylüyor. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. Kışın yaptığı aktiviteyi daha çok seviyor. Zaten paragrafın en sonunda benim favori aktivitem kayak dediği için yine bu şık doğru olmuş oluyor. B şıkkı. Doesn't prefer walking in a nature in summer. Doğada yürümeyi yazın tercih etmiyor. Paragrafa baktığımızda in summer yazın hiking yapıyor. Hiking doğa yürüyüşü demektir zaten. Bu yüzden bu şık yanlıştır. C şıkkı doesn't usually study his lessons. Derslerine çalışmaz ama paragrafın başında hard working yani çalışkandır diyor. D şıkkında things seeking is boring. Kayak yapmak sıkıcıdır diyor. Bu şık yanlıştır. Çünkü favorite aktivitesi yani en sevdiği aktivitesi zaten kayak yapmaktı. Paragrafa göre doğru olan şık A şıkkıdır. Önemli kelimeler ise yan taraftadır. Aşağıda Mike'ın yapmış olduğu ve yapmamış olduğu aktiviteler verilmiştir. Soruyu okuyorum. Which of the following does not complete the sentences above? Not completed, not yine olumsuzluk bildirmiştir. Yani yukarıda Mike nokta nokta yazan yer hangisiyle tamamlanamaz? A şıkkında visiting ancient place. Tarihi yerleri ziyaret ediyor. Yukarıdaki resimlere baktığınızda tarihi yerlerin altına tik işareti bulunmaktadır. Yani bu şık doğrudur. B şıkkı swam in the sea. Denizde yüzüyor. Yukarıdaki görsellere baktığımızda denizde yüzmek resminin altında çarpı işareti bulunmaktadır. Yani denizde yüzmüyor. O yüzden bu şık yanlıştır. C şıkkına baktığımızda vent camping. Kampa gidiyor. Kamp resminin altında yeşil tik işareti var. Yani kampa gidiyor. Bu doğrudur. D şıkkında rode bike. Bisiklet sürüyor. Bisiklete baktığımızda yeşil tik işareti var. Evet sürüyor. Yani hangisini yapmıyor? Az önce de belirttiğimiz gibi B şıkkını yapmıyor yüzmeye gitmiyor. Çünkü yüzme resminin altında çarpı işareti var. Önemli kelimeler burada. Sekizinci soru. Amelia ve Sally kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Diyaloğu okuyorum. Amelia, Where did you go on holiday last summer? Geçen yaz tatilinde nereye gittiniz? Sally cevap veriyor. We went to Çıralı Antalya. It was wonderful. Biz Antalya Çıralı'ya gittik. O harikaydı. Amelia soruyor. Oh really? What did you do there? Gerçekten mi? Orada ne yaptınız? Sally cevap veriyor. We went to camping and walking in the forest. Kamp yaptık ve ormanda yürüdük. Amelia soruyor. Did you swim in the sea? Denizde yüzdünüz mü? Sally cevap veriyor. No, I and my husband can't swim. Hayır, ben ve eşim yüzemiyoruz. Amelia soruyor. How about Olympus? Olympus'a gittiniz mi? Sally cevap veriyor. My husband doesn't like ancient places. Benim eşim tarihi yerleri sevmiyor. We didn't visit it. Biz onu ziyaret etmedik. Soruyu okuyorum. Which of the following did Sally do on her holiday? Sally tatilinde ne yapmıştır? A şıkkına baktığımızda tarihi yerler. Tarihi yerleri eşi sevmediği için gitmemişti. B şıkkına baktığımızda camping, kamp yapmak. Yukarıdaki paragrafta kamp yaptığını söylemişti. Bu yüzden bu şık doğrudur. C şıkkında denize gitmemişlerdi. D şıkkında da havuza gitmemişlerdi. Çünkü yüzmeyi bilmiyorlardı. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Bilmeniz gereken kelimeler yan taraftadır. Julia adında bir kız konuşuyor. We are on a winter holiday. Biz kış tatilindeyiz. Yesterday, dün, I learned skiing. Ben kayak yapmayı öğrendim. I played snowball and I made a snowman. Ben kartop oynadım ve bir tane kardan adam yaptım. I walked on the mountains. Ben dağda yürüdüm. It was amazing. O harikaydı. The weather was cold. Hava soğuktu. But the atmosphere was fascinating. Ama atmosfer yani ortam büyüleyiciydi. Soru okuyorum. Which of the following did Julia do yesterday? Julia dün hangisini yapmıştır? Paragraftaki aktivitelere bakalım. Skiing, kayak yapmıştır. Playing snowball, kar oynamıştır ve making a snowman, kardan adam yapmıştır. Ardından walk on the mountains, dağda yürümüştür. Şimdi şıklara bakalım. Fishing, balık tutmamıştır bu yüzden bu yanlıştır hiking doğa yürüyüşü yapmıştır. Evet, dağda yürüdüğünü söylüyor. Dağda yürümek bir doğa yürüyüşüdür. Camping, kamp yapmaktan bahsetmedi. Swimming, yüzmekten de bahsetmedi. Bu yüzden doğru cevap hiking, doğa yürüyüşü yapmak. Paragrafı okuyup soruya cevap verelim. We went to Erzurum last year. Geçen sene Erzurum'a gittik. We stayed at a hotel. Bir otelde kaldık. We played snowball. Kartop oynadık. I and my dad went to skiing and had a lot of fun. Ben ve babam kayak yapmaya gittik ve çok eğlendik. My mom helped me to make a snowman. Annem bana kardan adam yapmam için yardım etti. The weather was very cold but our holiday was great. Hava çok soğuktu ama tatilimiz harikaydı. Soru okuyorum. Which of the following is a suitable title for the text above? Hangisi uygun bir başlıktır? Suitable title uygun başlık demektir. Başlık seçerken paragrafta genel olarak anlatılan konuya bakmamız gerekiyor. A şıkkı. Fun at the seaside. Deniz kenarında eğlence. Bize denizle ilgili herhangi bir bilgi vermedi. B şıkkı. Home sweet home. Tatlı evim. Evde kaldığına dair de bir bilgi vermedi. C şıkkı. A winter holiday. Bir kış tatili. Bize Erzurum'da geçirdiği kış tatilinden bahsetti. Kardan adam yaptığını, kar topu oynadığını, havanın soğuk olduğunu belirtti. D şıkkı with friends in snow. Arkadaşlarla kışın. Arkadaşlarından hiç bahsetmedik. Sadece ailesinden bahsetti. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Bilmeniz gereken kelimeler aşağıdadır. Bir tane tablo sorusu karşımızda. Richard ve John'un yaptığı aktiviteler anlatılmıştır. Bu tarz sorular LGS sınavında yeni soru tarzı olarak çok fazla sorulmaktadır. Grafik okuma sorularını dikkatli çözünüz ve şimdiden çözmeye başlayıp alışkanlık kazanın. Soru okuyorum. Which of the following is correct according to the chart above? Correct, doğru demektir. Verilen yukarıdaki grafiklere göre hangisi doğrudur? Bu tarz soruları çözerken önce bir şıkkı okuyorsunuz. Onunla ilgili grafikte verilen bilginin doğru olup olmadığını çözerek gidiyorsunuz. Yani her şıkta yukarıdaki grafiği inceleyin ki kafanız karışmasın. A şıkkı. Joe famous places more than Richard did. Famous places ünlü yerler demektir. Joe, Richard'dan daha fazla ünlü yer görüyor. Tablo incelediğimizde, Joe'nun değil, aksine Richard'ın, R harfiyle yazan Richard'ın daha çok ünlü yer gördüğünü anlıyoruz. Çünkü onun sütunu daha yukarıdadır. Bu yüzden A şıkkı doğru değildir. B şıkkını okuyorum. Richard played volleyball more than Joe did. Richard, Joe'dan daha fazla voleybol oynadı. Tabloya baktığımızda Richard'ın daha az oynadığını görüyoruz çünkü sütun daha küçük. Bu yüzden bu şık da doğru değildir. C şıkkında Joe did gardening less than Richard did. Bahçecilik işleriyle Joe daha az ilgilendi. Less daha az demektir. Tabloya baktığımızda Joe daha az bahçecilik işleriyle ilgileniyor çünkü onun sütunu daha küçüktür. Bu şık doğrudur. D şıkkına bakıyoruz. Richard swam more than Joe did. Richard, Joe'dan daha çok yüzdü. Swimming yüzme sütununa baktığımızda ikisi eşit bir şekilde yüzmüştür. Daha az ya da daha çok dememiz mümkün değildir. Bu yüzden doğru şık C şıkkıdır. Bilmeniz gereken kelimeler yan taraftadır. 12. soru Tina ve Ted konuşuyor. Tina bir şey sorduktan sonra Ted, I was in lakes region. Ben göller bölgesindeydim. Tina bir şey sorduktan sonra Ted, it was an amazing holiday. Harika bir tatildi. Yine Tina bir şey soruyor ve son olarak Ted. At a comfortable and traditional hotel. Rahat ve geleneksel bir otel. Soru okuyorum. Which of the following does not complete the conversation above? Hangisiyle tamamlanamaz? Yine not kelimesi vardır. Hangisi yukarıya uygun değildir? Şıkları okuyorum. Bu tarz sorularda önce şıkları okumanız önemli bir fikir oluşması için size yardımcı olur. A şıkkı. Where were you on your holiday? Tatilde neredeydin? B şıkkı How was your holiday? Tatili nasıldı? C şıkkı Who were you with? Sen kiminleydin? With ile anlamı katar. D. Where did you stay? Sen nerede kaldın? Şimdi uygun olmayan soruyu bulalım. Birinci boşluktan sonraki cevaba baktığımızda I was in Lake Region yani göller bölgesindeydim bir yer belirtiyor. Yer belirttiği için burada sorması gereken soru A şıkkıdır. Sen neredeydin? İkinci boşluktan sonraki soruda da It was amazing holiday. O harika bir tatildi diyor. Amazing nasıl geçtiğini belirttiği için buradaki soru ise B şıkkındaki how was your holiday? Senin tatilin nasıldı? How nasıl anlamına gelir? Üçüncü boşluktan sonraki cevapta ise Comfortable and traditional hotel. Rahat bir otel dediği için nerede kaldığını belirtiyor. Bu yüzden buraya gelmesi gereken soru ise D şıkkı where did you stay? Sen nerede kaldın? Stay kalmak demektir. Uygun olmayan şık ise C şıkkıdır. Who were you with? Sen kiminleydin? Bize herhangi bir isim vermiyor. Bu yüzden bu diyalog uygun değildir. Bilmeniz gereken kelimeler yan taraftadır. 13. soruyu çözelim. Bir tane poster bulunmaktadır. Wooden hotel. Tahtadan yani odundan otel. Near the river. Nehir kenarında. Fantastic wooden rooms. Harika tahtadan odalar. Good service, e-service, mountain climbing, dağ tırnanışı, trekking, doğa yürüyüşü, camping in the forest, ormanda kamp yapma. River region, nehir bölgesinde, south of the city, şehrin güneyinde. Ardından bir telefon numarası verilmiş ve son olarak thirty, a day per a person. Kişi başı otuz dolardır denilmiştir. Which of the following is not correct according to poster? Verilen postere göre hangisi doğru değildir? Not, değildir, negatiftir anlamlarına gelir. A şıkkını okuyorum. A night at the hotel is thirty dollars for a person. Kişi başı bir gecesi 30 dolardır. Postere baktığımızda 30 dolar. Bu şık doğrudur. B şıkı You can go camping in the forest. Sen ormanda kamp yapabilirsin. Postere baktığımızda camping in the forest ormanda kamp yapmak doğrudur. C şıkkı. You can walk among the trees. Ağaçlar arasında yürüyebilirsin. Doğa yürüyüşü olan trekking yaptıkları için bu şık da doğrudur. D şıkkı. The hotels is in the north of the city. Oteller şehrin kuzeyindedir. Postere baktığımızda south of the city güneydedir dediği için bu şık yanlıştır. Yani bizden istediği yanlış cevaplı olan şık D şıkkıdır. Kelimeler yan taraftadır. Harold ve Jessica konuşuyor. Jessica, I like being in nature. Doğada olmayı seviyorum. Last weekend, geçen hafta sonu, we went to our village with my family. Ailemle birlikte bizim köye gittik. It was amazing. O oh, harikaydı. Harold, Harold, why did you go there, Jessica? Neden oraya gittin? Jessica, it's by the seaside. O deniz kenarında. And we went to fishing there. Orada balık tuttuk. We picked fresh fruits. Orada taze meyve topladık. Harold cevap veriyor. Boring. Sıkıcı. I like cities. Ben şehirleri severim. Because I can go game centers or go to the cinema. Çünkü ben oyun merkezlerine ve sinemaya gidebiliyorum. Soru okuyorum. Which of the following is correct according to conversation? Diyaloğa göre correct doğru demektir. Hangisi doğrudur? A şıkkı. Harold likes holiday in the village. Harold köydeki tatilleri seviyor. Paragrafa baktığımızda boring dediği için yani sıkıcı dediği için aksine sevmiyor. Bu şık yanlıştır. 5. şıkkı Jessica loves stay at hotels. Jessica otelde kalmayı seviyor. Bu yanlış bir bilgidir çünkü paragrafta at the village meet my family. Ailemle birlikte köyde kalıyorum diyor. C şıkkı Jessica enjoys going fishing. Jessica balığa gitmeyi seviyor. Paragrafa baktığımızda Orada balığa gittik diyor. Yani balığa gitmeyi seviyor. Bu şık doğrudur. D şıkkı. Harold dislikes watching films. Harold film izlemeyi sevmiyor. Bu yanlıştır. Çünkü Harold son konuşmasında go to sinema şehirleri seviyorum. Çünkü sinemaya gidebiliyorum diyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Kelimeler yan taraftadır. Frank adında birisi konuşuyor. I went to seaside for my holiday last summer. Geçen yaz tatilinde deniz kenarına gittim. I did lots of activity. Birçok aktivite yaptım. Soru okuyorum. Which of the following did not Frank do during the his holiday? Frank tatili boyunca hangisini yapmadı? Not, olumsuzluk yani yapmadı anlamına gelir. Deniz kenarına gittiği için aslında bu soruda deniz kenarında yani denizde yapılan aktiviteleri bilmemiz gerekiyor. A ah, swimming, denizde yapılır. Bu yüzden Frank yapmıştır. B. Skiing. Kayak genelde dağlık alanlarda yapılır. C. Sailing. Yelken sporu denizde yapılır. D. Fishing. Balık tutma denizde yapılır. Bu yüzden uygun olmayan şık B şıkkıdır. Skiing. Kayak yapmak. 16. soruyu okuyorum. Aşağıdaki resimlerde insanların yaptıkları aktiviteler verilmiştir. Which of the following is correct according to information above? Verilen resimlere göre correct hangisi doğrudur? A. Jeremy went skiing. Jeremy kayak yapmaya gitti. Jeremy kayak yapmaya değil rafting yapmaya gitmiştir. Bu yüzden bu şık yanlıştır. B. Abi tried rafting. Abi rafting yapmıştır. Resme baktığımızda trekking ya da hiking yani doğa yürüyüşü yapıyor. Bu yüzden bu şık yanlıştır. C. Sofia joined a camp. Sofia bir kampa katıldı. Baktığımızda kampta değildir. Bu yüzden bu da yanlıştır. D şıkkı George learned sailing. George yelkencilik sporunu öğrendi. Bu şık doğrudur. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Kelimeler yan taraftadır. 17. soru. Janet'ın George yazdığı bir kart okuyoruz. I am in Bodrum. Ben Bodrum, Muğla'dayım. I saw the Bodrum Castle. Bodrum Kalesi'ni gördüm. It's an ancient place. Tarihi bir yerdi. I had a yacht tour and tried diving. Ben yat turuna bindim ve dalmayı denedim. It was fantastic. O harikaydı. There were some folk music concert at the ancient theater. Antik tiyatroda bazı geleneksel konserler vardı. I listened to one of them. Onlardan bir tanesini dinledim. Turkish music is very nice. Türkçe müzikler çok güzel. See you soon. Yakın zamanda görüşürüz. Janet. Soruyu okuyorum. According to the test, paragrafa göre Janet hakkında hangisi doğrudur? A. Tried paragliding. Yamaç paraşütü denedi. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. O yüzden bu şık doğru değildir. B şıkkı had a bot trip. Bir bot gezisi yaptı. Bu doğrudur çünkü paragrafta had a yacht tour diyor. Bir yat turuna katıldığını belirtiyor. C şıkkı used cable car. Telefeliye bindi. Bununla ilgili bir bilgi yoktur. D şıkkı learned skiing. Kayak yapmayı öğrendi. Bununla ilgili de bir bilgi yoktur. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Kelimeler yan taraftadır. Yine aynı kartla ilgili başka bir soru sorulmuştur. Janet'in George yazdığı bu kartta Muğla tatili anlatılmaktaydı. Soru okuyorum. Which of the following has an answer in the test? Answer cevap demektir. Hangi sorunun cevabı vardır? A şıkkı. How did she feel about the Bodrum Castle? Bodrum Kalesi hakkında nasıl hissetti? Kartta sadece Bodrum Kalesi'ni gördüğünü söylüyor ve herhangi bir duygu belirtmiyor. Bu yüzden bunun cevabı yoktur. 5 şıkkı Which traditional food did she try? Hangi geleneksel yemekleri denedi? Yemeklerle ilgili de bir bilgi vermemiştir. Bu yüzden bunun da cevabı yoktur. C şıkkı Where did Janet go on her holiday? Tatilde nereye gitti? Bunun cevabı vardır. I am in Bodrum, Muğla diyor. Ben Muğla'da Bodrum'dayım. D şıkkı. Whose concert did she go? Kimin konserine gitti? Kartta bir konsere gittiğini ama bunun kime ait olduğunu belirtmiyor. Bu yüzden bunun da cevabı yoktur. Doğru şık C şıkkı ve kelimeler yine alttadır. 19. soru. Şener Şen is a famous film star in Turkey. Şener Şen Türkiye'de ünlü bir stardır. His real name is Ali Haydar Şen. Gerçek adı Ali Haydar Şen imiş. He was born in Adana, 26 December 1941. 26 Aralık 1941'de Adana'da doğmuş. He is Alişen's son. Alişen'in oğludur. Alişen was a famous actor too. Alişen de ünlü bir aktördür. Şener Şen's famous films are Hababam sınıfı, Çöpçüler Kralı and Züğürdağ. En ünlü filmleri bunlardır. He acted with Kemal Sunal in this film. Bu filmlerde Kemal Sunal'la birlikte oynadı. He had Best Actor Award in Valencia on 3 November 1997. 3 Kasım 1997'de Valencia'da en iyi aktör ödülünü almıştır. Şimdi soru okuyorum. Which of the following does not have an answer in the task? Answer, cevap vermek. Not answer, cevabı olmayan demektir. Not, negatiflik anlamı katar. Hangisinin cevabı yoktur? A şıkkı. Where was he born? Nerede doğdu? Bunun cevabı vardır. Adana'da doğduğu yazıyor. B şıkkı. What is his birth date? Doğum tarihi nedir? 26 Aralık 1941. Which films did he act in? Hangi filmlerde oynadı? Ha babam sınıfı çöp çırakladı zürda. Who gave the best actor award to him? En iyi aktör ödülünü kim ona verdi? Paragrafın sonunda bir ödül kazandığını söylüyor ama kimin verdiğini bilmiyoruz. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. D'nin cevabı yoktur. Önemli kelimeler yan taraftadır. Aynı paragrafla ilgili ikinci soru. According to the task. Paragrafa göre Şener Şen bula Paragrafa göre Şener Şen ile ilgili hangisi doğrudur? A şıkkı was born on 26 November. Kasım'ın 26'sında doğdu. Paragrafta aralığın 26'sı dediği için bu yanlıştır. B. Died on 3 November 1997. 3 Kasım 1997'de ölmüştür. Ölmemiş o tarihte bir ödül almıştır. Bu yüzden bu da yanlıştır. C şıkkı. Has the same name with his father. Babasıyla aynı isme sahiptir. Paragrafta Ali Şen'in oğlu olduğunu ve gerçek adının Ali Haydar Şen olduğu söyleniyor. İkisinin adı da Ali. Bu yüzden bu şık doğrudur. D şıkkı. Played with his father in Hababam sınıfı. Hababam sınıfında babasıyla oynamıştır. Bu doğru değildir çünkü paragrafta Kemal Sunal'la birlikte oynadığını söylüyorlar. O yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Paragrafa en uygun cevap babasıyla aynı isme sahip olduğudur. Yan tarafta kelimeler verilmiştir.